Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugünkü dersimizde ilahi ve nefes nazım türü örnekleriyle dini tasavvufü Türk halk şiirinin genel özelliklerini öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle halk edebiyatımızın özelliklerini şöyle bir hatırlayalım, beraber bir bakalım tekrar. E, Türk halk edebiyatı neydi? Yüzyıllardır halkın dilinde gelişerek bugüne kadar uzanan, İslamiyetten önceki Türk edebiyatının uzantısı niteliğini taşıyan ve milli özelliklerimizle ortaya çıkan yeni bir edebiyat, yerli bir edebiyat türüydü. Hem yeni hem yerli bir edebiyat türüydü. Halkın meydana getirdiği bir edebiyattır halk edebiyatı. Halk edebiyat ürünleri içerisinde Şiirler önemli bir yere sahiptir. Şiir çok daha fazladır. Şimdi bugün ne yapalım? Öncelikle dini e, tasavvuf halk şiirine geçmeden bir de halk şiirini tanıyalım. Halk şiir geleneğine şöyle bir bakalım beraber. E, halk şiirine baktığımız zaman... Nedir halk şiiri? Sözlü ürünlerden oluşur. Bunu unutmuyoruz. Halk şiirimiz sözlü ürünlerden oluşuyor. İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden ve sözlü gelenekten izler taşıyor. Yani aslında İslamiyet önceki sözlü dönem bizim halk şiirimizin de temelini oluşturuyor diyebiliriz. Yine halk şiirinde dil sade bir Türkçedir. Dili sade Türkçe. Yani halkın anlayabileceği sade bir konuşma dili kullanılmıştır bu şiirlerde ya da bu edebiyatta diyebiliriz. Ve halk şiirinde ölçü olarak hece ölçüsü kullanılır. Hece ölçüsünün de en çok yedili, sekizli, 11'li kalıpları tercih edilir. Ee, ve şiirlerde kullanılan nazım birimimiz ise dörtlüktür. Şiirlerde e, dörtlük nazım birimi, özellikle halk şiirinin e, yerel ya da milli nazım birimidir de diyebiliriz, tıpkı hece ölçüsü gibi. Kafiye olarak da yarım ve cinaslı kafiye tercih edilir yine halk şiirinde. Şimdi e, halk şiirinde şairlerin şiirlerinin toplandığı defterler vardır. Bu defterlere de burada da bir örneğini görüyorsunuz, Cönk adı verilir. Bakın Cönk'ten alınmış bir e, sayfa, bir bölüm. Genellikle aşk Ayrılık, özlem, gurbet, kahramanlık, ölüm, din ve tasavvuf konularını işler halk şairleri. Şiirler belirli bir ezgiyle ve genellikle de saz eşliğinde söylenir. Koşma, semai, varsağı, mani, türkü, ilahi, nefes e, halk şiiri nazım şekillerinden bazılarıdır diyebiliriz. Ee, halk şiiri gelişimini üç koldan sürdürecek. Şimdi ona bakalım bir. Birinci olarak ne alacağız? Bugünkü konumuz olan dini tasavvuf halk şiiri ki buna tekke edebiyatı da deniliyor. İkinci grubumuz anonim halk şiiri ve üçüncü grubumuz da aşık tarzı halk şiiridir. Şimdi e, dini tasavvufü halk şiirinin genel özelliklerine geçmeden önce tasavvuf ne demek? Ondan bahsedelim size. Tasavvuf nefsi kötü istek ve duygulardan arındırarak Allah'a yaklaşmaya, Allah'ı tanıma ve sevmeye dayalı bir öğreti, dini bir öğretidir. Tasavvufla uğraşan kişilere mutasavvıf denir. Tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen şiirlere de tasavvufi şiirler ya da tasavvuf şiiri adı da verilebilir. Şimdi e, dini tasavvufi halk şiirinin özelliklerinden şöyle bir bahsedelim. Dini tasavvufi halk şiiri tekkelerde yetişen şairler tarafından oluşturulan bir şiir geleneğidir. Evet şairleri tekkelerde yetişmiştir. Eğitimlerini tekkelerde almıştır. Dini tasavvufi edebiyata tekke edebiyatı denilmesi nedeni de budur. Tekke şairlerin çoğunun tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerden oluşur. Bu nedenle de tekke edebiyatı denilir. Bu edebiyat Tasavvuf anlayışına dayanan bir şiir geleneğidir. Tasavvuf anlayışına dayanır. Ve yine 12. yüzyılda Türkistan'da yaşayan Hoca Ahmet Yesevi tasavvuf edebiyatının ve dini tasavvufi halk edebiyatının kurucusudur diyebiliriz. Tekke edebiyatı ...Anadolu sahasında 13. yüzyıl itibariyle gelişme gösteriyor. Evet 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet ile belki de bu edebiyatın temellerini atıyor. Ve 13. yüzyıl itibariyle de bu edebiyat gelişme göstermeye başlıyor. Tekke şairleri ya da mutasavvıfların çoğu şiiri, Allah inancını, dini ve tasavvuf ilkelerinin karışımıyla yoğurup öyle yaygınlaştırmışlardır. Yani şiirlerinde özellikle Allah inancını, dini, tasavvufu işlemeyi tercih etmişler ve şiiri de bu düşüncelerini yaymak için bir araç olarak görmüşlerdir. Şiirlerinin dili çoğunlukla anlaşılır olmakla birlikte zaman zaman yine tasavvufi terimlere, İslami terimlere, Arapça, Farsça kelimelere de ufak da olsa özellikle tasavvuf kısımlarında yer vermişlerdir. Şiiri yorumluya... Şiirlerini yorumlayabilmeleri için de tabii ki ne yapmak gerekiyor? Bu tasavvufi terimleri bilmek gerekiyor. Bunları bilmeden de tasavvufi şiirleri anlamak pek de kolay olmuyor. Şiirlerin çoğu belli bir ezgiyle söylenmiştir. Ee, yine Nazım birimi burada da halk şiiri olduğu için dörtlük kullanılmıştır. Ee, ve divan edebiyatın etkisiyle bazen beyitlerde görülebilir. Ölçümüz yine hece ölçüsüdür ama yine e, aruz ölçüsünü deneyen şairlerimiz de olmuştur. Aruz ölçüsüyle de şiirler verilmiştir. Bu şiirin e, özellikle Milli Tasavvuf Halk Şiirinin başça temsilcileri arasında Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, Kaygus Abdal ve Pir Sultan Abdal'da Hoca Ahmet Yesevi'den sonra yine sayabiliriz. Dini Tasavvuf Halk Edebiyatı'nın nazım türleri de var. Neler bu nazım türleri? Şimdi onlardan birazcık bahsedelim. bunlardan birincisi ilahidir. Bir ikincisi nefestir ve şatiye ...bir diğeri nutuk, devriye ve ne var deme. Bunlar da tamamı dini tasavvufu halk şiirinin nazım biçimlerini oluşturmaktadır. Şimdi bu nazım biçimlerinden birazcık bahsedelim sizlere. Öncelikle ilahi ile başlayalım. İlahinin kelime anlamı Allah'a ait, Allah'a özgü demektir. Bu yüzden ilahilerde Allah aşkı diğer bir deyimle ilahi aşk ve onun çevresindeki her türlü dini konu işlenebilir. İlahiler daima bir ezgiyle söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ile 7 arasında değişir. Değişik tarikatlarda deme, nefes, ayin gibi isimler de alabilirler. Hece ölçüsü tercih edilir ve son dörtlükte şairin genelde adı geçer ki biz buna ne diyorduk? Tapşırma sı geçer, tapşırmasını ya da mahlasını kullanır diyorduk. Ve ilahinin en ünlü şairi olarak da biz kimi alıyoruz? Tabii ki Yunus Emre'yi alıyoruz. Yani ilahinin en önemli şairimiz Yunus Emre'dir diyebiliriz. Şimdi ilahi konusuna Yunus Emre'den de bir ilahi örneği okuyalım. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Yunus'tur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Evet Yunus Emre bu ilahisinde Allah'a duyduğu aşkı anlatmıştır. Ve her dörtlüğünün sonunda bana seni gerek seni diyerek Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını vurgulamıştır. Aşk Yunus Emre'nin yolculuğunun adıdır sevgili öğrenciler. Aşk sözcüğü Yunus Emre'nin felsefesi demektir. Yunus Emre demektir. Yunus Emre'ye göre gördüğü her şey aşktır. Her şeyde bir sevgi vardır. Yaratılmışı sevmesi Allah'a duyduğu aşkın tecellisidir. Yunus Emre aşkla görmüş, aşkla yürümüştür. Onun her şiirinde bu yoğun duygu hissedilir. Peki Yunus Emre kimdir? Kısacık ondan da bahsedelim. Anadolu'da e, özellikle Türkçe şiirin öncüsü ve tasavvuf ve halk şairidir diyebiliriz. Şiirlerini ve hayatı hakkında yazılanlara, anlatıla gelenlere göre iyi bir eğitim görmüştür. Ama bazı yerlerde de e, okuma yazması yoktur olarak geçer. Ama genel kar, e, kabul gören görüş diyelim, iyi bir eğitim görmüştür. Ve bu eğitimini de Tapduk Emre'nin dergahında tamamlamıştır. Tapduk Emre'nin dergahında tasavvuf terbiyesinden geçmiştir. Ve halkı aydınlatmak için de diyar diyar dolaşmıştır Anadolu'yu. Yıllar süren gurbet hayatından sonra doğduğu köye Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bağlı Sarıköye dönmüştür. Yunus Emre e, halk tarafından da çok sevildiği için birçok yerde de Yunus Emre'ye anıt mezarlar yapılmıştır. Halk o kadar çok sahiplenmiştir ki Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir Yunus Emre. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi de etkilemiştir yalnız halk ve divan şairlerini ya da tekke şa şairlerini değil divan şairlerinin de etkilemiştir Yunus Emre. Tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle e, nesnelerle Allah'la olan ilişkilerini işlemiş şiirlerinde. Bunun yanında ölüm, doğum, yaşama bağlılık, e, ilahi adalet, insan sevgisi gibi konulara da çok yer vermiştir şiirlerinde. Kullandığı Türkçe işlediği temalar, şiirindeki sadelik, yalınlık, onun ne kadar büyük bir şair olduğunu da göstermeye yeter diyebiliriz. Yunus Emre'nin eserlerinde de söyleyelim. Şiirlerini divanında toplamıştır. Ayrıca bir bir de Arapça Risaletü Nusiye adlı mesnevisi bulunmaktadır. Başka da eseri yoktur diyebiliriz. Evet ikinci e, nazım biçimimiz ise nefestir. Nefesler de Bektaşi şairlerin söylediği tasavvufi şiirlerdir. Ee, özellikle Bektaşilikte ilahinin karşılığıdır. Yani ilahiye benzer aslında. Onun farklı bir türdür diyebiliriz. Bunun yanı sıra Bektaşi aşıklarınca söylenmiş naat ile e, Hazreti Ali metiyelerine de yine nefes adı verilmektedir. Nefeslerde e, tasavvuftaki vahdeti vücut anlayışı, ilahi aşk, ee, ve bu yolda çekilen sıkıntılar çileler tasavvuf yolu mürşide bağlılık gibi konular da dikkat çekmektedir. Hece ölçüsüyle dörtlükler halinde söylenir. Dörtlük sayısı tıpkı ilahilerde olduğu gibi 3 ile 7 arasında değişir. Samimi ve akıcı bir dil kullanılır. Nefes'in en ünlü şairi ise Kaygus Abdal ve Pir Sultan Abdal'dır. Burada da e, gördüğünüz kişi Pir Sultan Abdal'dır. Ee, evet Nefesten de yine Kaygus Taptal'dan bir nefes örneği okuyalım birlikte. Beylerimiz Elvan Gül'ün üstüne ağlar gelir Şahım Aptal Musa'ya. Urum aptalları posun eynine bağlar gelir Şahım Aptal Musa'ya. Urum aptalları gelir dost deyü, eynimizde aba hırka post deyü. Hastaları gelir derman isteyü, sağlar gelir Şahım Aptal Musa'ya. Benim bir isteğim vardır Kerim'den, münkir bilmez evliyanın halinden. Kaygusuzam ayrı düştüm pirimden, ağlar gelir şahım aptal Musa'ya. Evet kaygusuz aptaldan bir nefes örneği dedik. Yanında yetiştiği aptal Musa için ona duyduğu sevgiyi anlattığı güzel bir nefes örneğidir. Peki kimdir kaygısız aptal? Kısacık ondan da bahsedelim size. Tekke edebiyatının 14. ve 15. yüzyıldaki en güçlü temsilcisidir diyebiliriz. Asıl adı Gaybi'dir. Kaygısız Abdal'ın gerek şiirlerinden, gerek menakip namesinden, onun aptal Musa'nın müritlerinden olduğu, onun yanında e, tasavvuf eğitimi aldığı ve yetiştiği anlaşılmaktadır. Yunus Emre'nin geleneğini sürdürmüş, verdiği e, 17 eserde 17 bin beyte yakın şiirleriyle de dini tasavvufi Türk halk şiirinin en önemli isimlerinden birisi olmuştur Kaygusuz Abdal. Ee, onun da yine e menkıbelerinde nasıl Abdal Musa ile tanıştığını anlatır, ona nasıl bağlı olduğunu anlatır. şiirinde de az önce okuduğumuz nefesinde de bunu ona duyduğu sevgiyi çok net olarak görebiliyoruz. Ve çeşitli vesilelerle Türkçenin üstünlüğünü de dile getirmiştir yine kaygısız Abdal. Mecazlar, atasözleri, deyimler bakımından da zengin bir dille yazmıştır şiirlerini. İlahi, nefes, nutuk ve şatiyeleri, kasideyi dolapnamesi, Budalaname ki bu Budalaname eserine bir dikkat edelim. Bu genellikle AYT'lerde hemen hemen her sene sorulan sorulardan bir tanesidir. Soru olarak gelmese bile şıklarda mutlaka bunu görürsünüz. Budalaname'yi unutmayalım. Gülistan, Gevhername, Minbername eserleri de yine bilinmiş, tanınmış ünlü eserleridir diyebiliriz. Evet, e İlahi ve nefesten sonra dini tasavvuf halk şiir nazım türlerinden bir diğeri de şatiyedir. Şimdi kalan nazım türlerimizi de şöyle nazım biçimlerimizi de kısa kısa tanımlayalım. Hakkında kısa bilgiler verelim. Şatiyeler tasavvuf konularının mizahi biçimde işleyen ve coşkuyla söylenmiş olan şiirlerdir. Burada temsili resmini gördüğünüz kişi de yine Kaygus Saptal'dır. Kaygus Saptal şatiyeleriyle de meşhurdur ayrıca. Bir diğer divan e, dini tasavvufi halk şiiri nazım biçimi diyelim. E, nutuk'tur. Nutuk da tarikatta yeni giren birine tarikatın adabını öğretmek için e, söylenmiş olan şiirlerdir diyebiliyoruz. E, bakın burada da yine e, tarikata yeni giren biri olarak düşünürsek resimdeki sembolize olarak e, ona tarikatın kurallarının anlatıldığı bir e, dost meclisi, bir meclis diyebiliriz. Bir diğeri ise devriye. Devriyede ise devir esasını konu alan şiirlerdir. Yani Allah'tan gelip Allah'a dönmeyi konu alır. Burada da yine tarikata giren bir derviş, şeyhinin karşısında onu dinleyen temsili bir resim gösterilmektedir. Bir diğeri ise demedir. Deme, Bektaşi halk ozanlarına ait özel bir ezgi ile bağlama eşliğinde söylenmiş olan şiirlerdir diyebiliriz. demeleri aynı zamanda değiş adı da verildiğini yine söylemiş olalım. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde dini tasavvuf halk şiirin özelliklerini, e, nazım türlerini öğrendik. Bunlara örnekler okuduk. E, yine ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Tekrar ederek konumuzu kalıcı hale getiriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.